Tayvan Türk firması Flybiblos Teknoloji Mühendisleri tarafından geliştirilen Çakal İHA'dan 160 adet satın aldı. İngiltere'de 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı DESEİ'den Türkiye'den 30 firma ürünlerini sergiledi. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında güdüm kitlerine yönelik yaklaşık 41 milyon dolar ve 352 milyon liralık sözleşme imzalandı. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk, TEİ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, İşbir Elektrik'le TEİ firmasını ziyaret etti. BMC'nin Sakarya'da üretilmesi planlanan Altay tankı dahil olmak üzere zırhlı araç üretimini Ankara'da yapacağı açıklandı. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, STM Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Roketsan, havadan karaya balistik süpersonik füze İHA-230'un ilk ihracatını ismi açıklanmayan bir ülkeye gerçekleştirdi. Canik, yakın zamanda bünyesine kattığı 30 mm silah sistemi üretimine İngiliz ordusu için başlayacağını duyurdu. Flybiblos Teknoloji firması tarafından geliştirilen Çakal'ın SİHA versiyonu, Londra'da düzenlenen DSİ fuarında büyük ilgi gördü. CES Kompozit Genel Müdürü Selçuk Şentürk, artan talebe yanıt verebilmek için yeni yatırımlarla kask üretim kapasitesinde çok ciddi artışa gittiklerini söyledi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi Saha İstanbul'un Karabük İrtibat Ofisi faaliyete geçti. Otokar tarafından üretilen 20 adet taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra 2, Ekvador'da düzenlenen törenle Ekvador Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İşbir Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nurettin Acır, şirketin genel müdürü ise Profesör Doktor İbrahim Kılıçaslan oldu. Teknopark İstanbul 8. firma buluşmaları etkinliğini Arge firmalarının katılımıyla gerçekleştirdi. Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Koluman Zırhlı Lojistik Destek Aracı Derman 8x8'i ilk kez yurt dışında İngiltere'deki DSİ fuarında sergiledi. Aspilsan Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ebubekir Koç ve Genel Müdürü ise Dr. Ahmet Turan Özdemir oldu. BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, Tuna motoruna yönelik 92 adetlik ilk seri üretiminin başarıyla tamamlandığını ve deniz platformlarına uyarlanan Azra motorunun yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. TUSAŞ'ı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TürkSat 6 A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasını beklediklerini söyledi. Asfalt tarafından üretilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu Asbot, Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.